Değerli dostlarımız, dünyada bir anne var, bir de baba var. Bu annenin adı Anadolu, bu babanın adı Girit. Girit'le Anadolu sevişirler. Ve çocukları olur. Bu çocukların adı yavru vatan derler, Kıbrıs'tır. Anadolu'muz bir kadın, Girit de onun kocası ve Girit tutar Anadolu'nun kolundan, onu her gün santim santim batıya kaçırır. En son 6 Şubat 2023'te Anadolu'yu 30 metre birden kaçırdı. Depremin gerçekleştiği yerdeki fay hatları bazı yerde 30 metre görünür. İçinden ejderha geçmiş gibi yarılmıştır. İşte Anadolu bir kadın. Bu kadının kafası Azerbaycan, boğazı Nahçıvan, kadının sağ omuzu Kars, sol omuzu Hakkari, sol kalçası Muğla, sağ kalçası Edirne. Bu kadının rahmi Marmara bölgesi, bu kadının rahim sıvısı Marmara Denizi. Marmara Denizi'nin çevresindeki şehirler rahim duvarı, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, İzmit, Bursa, Balıkesir, yine Çanakkale, rahim duvarıdır. Bu kadının adı var. 1071'den beri bu kadının adı Sultan Alparslan'la birlikte Fatma Ana. Sizler bu yemeğin lezzetini de benim elim değil Fatma Ana'nın eli var dersiniz. Bu bolluk bereket de benim elim değil Fatma Ana'nın eli var dersiniz. Bu şifa da benim elim değil Fatma Ana'nın eli var dersiniz. Ve Fatma Ana'nın elini biriniz bilirsiniz. Değerli dostlar, Fatma Ana'nın biri 1071'den önce yine Anadolu'nun adı kadın adıydı, Meryem Ana'ydı. Roma henüz Hristiyanlığı kabul etmezden 1-2 asır önce Anadolu'nun adı Diana idi. Antik Yunan'da Anadolu'nun adı Artemis idi. 3000 yıl önce Frigya'da Anadolu'nun adı Kibele idi. Bugün Sibele ismi de yine oradan geliyor Sibel. 3000'den daha geriye gittiğimizde adı İştar'dı. İnanma. Bu kadın değerli dostlarımız her gün her gün her gün doğum yapar. Ve yaklaşık bir günde 210 bin tane sadece insan bebek doğurur Anadolu. Ve bir günde kaç tane hayvan yavrusu doğurduğunu siz hesaplayın. Dünyada ne kadar tohum topraktan filizleniyorsa, anne rahminden çıkıyorlarsa, işte o kadar bitki Marmara'dan doğuyor demektir. Marmara hem insanlar için rahim, hem hayvanlar için rahim, hem bitkiler için rahim, fikirler için de rahim. Bütün fikirler önce rahimde beslenir, olgunlaşır, sonra dışarı çıkar ve bütün devletler de önce rahimde olgunlaşır, sonra dışarı çıkar ki devletler 9 yılda rahim süreçlerini tamamlarlar. Bizim Anadolu'muz bilinçaltında hayvanların, bitkilerin, fikirlerin, devletlerin, insanların rahmi. O yüzden Alman kaiserler, o yüzden Roma imparatorları, o yüzden hala Rus çarları, o yüzden üstünlük iddiasında bulunan bütün devlet adamları kendilerinin Çanakkale'den, Truva'dan İlyada destanı ile çıktığını önemli vurgularlar. Herkes Çanakkale'li yani İlyonlu olmakla övünür. Büyüklük iddiasında olanlar Çanakkale'den çıktıklarını bilirler. Marmara Denizi söylediğim fikirlerin, devletlerin, insanların, hayvanların, bitkilerin rahmi. Ve hepsinin annesi bizim ülkemiz. Hepsinin de babası Girit. Ve Kıbrıs 4 milyon sene önce Marmara denilen rahimden çıktı. Kıbrıs elim gibidir, işaret parmağım gibi olan kısım onun kalp pazar bölgesidir. Siz gidin puzzle parçası gibi Marmara Denizi'ne koyun.
İşaret parmağına benzeyen kalp az bölgesi Çanakkale Boğazı'nın içine girer ki 65 kilometre uzunluğundadır Çanakkale Boğazı. Kıbrıs'ın güneyi Tekirdağ gelir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Anadolu kıyılarıyla bütünleşir. Kıbrıs oradan çıktı yavru. Anadolu'muz da onun anası. O yüzden ana vatan ve yavru vatan diyoruz. Ve biz bilinçaltı dilinde Muammer Hocam hep anlatıyor birinci modülde. Ay demek anne demek, yıldız demek çocuk demek. Bizim Türk bayrağımızda da anne de var, yıldız da var. Ay da var, yıldız da var. O ay bizim Anadolu'muzu yani anneyi temsil eder. Yıldız da Kıbrıs'ı temsil eder. O kırmızı basit düşüncede, düz mantıkta kanı temsil eder. Fakat bilinç altında kırmızı asla kan değildir. Zamandır. Zaman doğan ve doğrulan her şeyi bir gün yutacaktır. Onun manasıdır. Dolayısıyla Türk bayrağı bütün dünyanın aslında bir mührü. Anneler doğurur. Anneler aydır. Çocukları doğar, onlar yıldızdır. Zamanla yok olacaklardır. O da kırmızıdır. Değerli dostlarımız, Marmara Denizi'nin rahim olduğunu size şöyle kanıtlayabilirim. Muammer Bey, sizin şu anda telefonunuz tamam beni göstermiyor. Ben haritada bizi izleyenlere İstanbul'u göstereceğim. Ve yayın bitince ben biliyorum siz de izleyeceksiniz, göreceksiniz. Değerli dostlar bakınız, bu hepinizin telefonunda var. Şu, hatta siz de deneyin, haritayı açın. Haritanın şu üst tarafında değerli dostlar, orada uydu görüntüsünü tıklarsınız. Ve dünya haritası gelir. İstanbul'a bakın. Burası Marmara bölgesi ya. Muammer Bey siz görmüyorsunuz ekranı tamam ama izleyenlerimiz görüyor. Yayın bitince siz de bakarsınız. Değerli izleyenler İstanbul'u görüyor musunuz? Göz, burun, alın, ağız, boğaz. Biz boğaz deriz kendi boğazımıza. İstanbul'da ona boğaz diyor, İstanbul boğazı. Ve bebeğin göğsü Kadıköy Kartal. Bebeğin göbeği Gebze, bu bebeğin kalçası İzmit ve henüz bu anne rahminde bir aylık bebektir. Bacakları gelişmemiştir. Bacakları deniz kızının ya da deniz oğlunun kuyruğuna benzer. Bakın şu Karamürsel, Yalova, Çınarcık, Armutlu, Gemlik bebeğin balık kuyruğudur, ayaklarıdır. Ve bebeğin bir de Yüce Allah başına öyle bir taç koymuş ki bakın Silivri'den başlar ta dünyayı kaplar. Şu bizim Yeniçerilerimizin başında olan başlıktır. Ve Yeniçeriler başlıklarını yaklaşık 40 santim sonrasında geriye doğru bükerler. Bellerine belki de ayaklarına kadar gelir. İşte bakın başlık. İstanbul'dan ta dünyanın her tarafına yayılır. O yüzden Yeniçeriler onu başlarının arkasına alırlar. Muammer Bey ben şimdi ekrana İstanbul'daki çocuğu gösterdim. Bebeği gösterdim. Marmara Denizi rahim değerli dostlar. Ve Muammer Bey siz eğitimde anlatıyorsunuz. Ben şimdi eğitime bizi izleyen dostlarımıza göstereyim. Değerli dostlar Marmara Denizi rahimdi ya. Ya inanılmaz bir şey. Rahmin içinde anne var, baba var. Muammer Bey, ben şimdi ekrana Marmara Denizi'nin içindeki anneyi gösteriyorum. Değerli dostlar, Marmara Denizi'nin içinde anne, bakın şurası karnı, göğsü, şurası yakası ve bu onun sağ omzu. Ve bu annenin kafası, çene, ağız, burun ve göz. Ve bu da bebekti ya İstanbul. Bu da onun annesi. Anne bebeğin alnından öper. Bebek de süt içeceği zaman eğilir. Bakın şurada iki tane meme ucu var. Bebeğin dudakları burada.
Hemen oradan slide içer. Ve değerli dostlar, bu kadının kafasının üstünde de bir kafa var. Burada iki kafa var. Bakın bu da kocasının kafası. Göz ve saçları. Bu da kadının kafası. Ve değerli dostlar, bu kadın Anadolu, bu adam Girit. Bunlar hem Anadolu'da hem Girit'te varlar. Hem de Marmara Denizi'nin içinde varlar. Muammer Hocam, bir de biz bunları şimdi 2023'ün teknolojisiyle uzaydan deniz tabanını görüntüleyebilerek fark ediyoruz. 1896'da, bundan 130 yıl önce, deniz tabanı görüntülenemezdi. Fakat deniz tabanı görüntülenemediği halde Tevfik Fikret Marmara Denizi'ndeki bu kadını görüyordu. Ve Muammer Hocam, hani lisede hepimiz okuruz ya, ben 22 sene edebiyat öğretmenliği yaptım, lisede okudum ya, Tevfik Fikret'in Sis şiiri. Tevfik Fikret'in Sis şiiri bu kadın üzerine yazılmış ve şöyle der: Ey Marmara'nın mai diraguşu içinde ölmüş gibi süzgün yatan taze kadın. Ey bin kocadan arta kalan divey bakir. Diye söz eder. Yani der ki, ey Marmara'nın masmavi yatağı içinde ölmüş gibi uyuyan taze kadın. Ey bin tane kocadan arta kalan, her defasında bakire kalabilen kadın. Hala seni görür gözler ve titrer o bakışlar. Çünkü senin tazeliğin hala üzerinde. Tevfik Fikret bunu söylüyor. Tabii biraz da sitem var sizde. Çünkü dünya o kadını görmüyor. Belki ben de şimdi biraz sitem etmeliyim. Google'da haritada hepimizin cep telefonunda var. Neden siz de benim gibi anlatmıyorsunuz herkese? Neden bir tek ben görüyorum? Tevfik Fikret 130 yıl önce bu kadını bize anlattı. Ey Marmara'nın deraguşu içinde ölmüş gibi dalgın uyuyan tuğde izinde. Ey bin kocadan arta kalan divey bakir. Hüsnünde henüz tazeliğin sihri hüveyda. Hala titrer üstünde emzar-ı temaşa. Hariçten uzaktan açılan gözleri süzgün. Çeşman-ı kebudunla ne muğniz görünürsün. Tethys thigh, tethys belly, tethys breast. The collar of Tethys. Tethys right shoulder, Tethys hair, the lips, the nose of Tethys. Tethys nose is the nose of the phoenix and Tethys eyes. Tethys, goddess of the oceans and queen of Atlantis. Denizlerin ve depremlerin hakimi Poseidon, okyanuslar tanrıçası. Tethys, Marmara Denizi'ndeki yataklarında sevişirler. Tethys hamile kalır. Bu bebeğe İstanbul denir. Bebeğin alnı Beylikdüzü, sol gözü Küçükçekmece Gölü, burnu Yeşilköy, dudakları Zeytinburnu, bebeğin boğazı İstanbul Boğazı, bebeğin göğsü Kadıköy Kartal, bebeğin karnı Gebze, bebeğin kalçası İzmit, bebeğin henüz balık kuyruğuna benzeyen ayakları Karamürsel, Çınarcık, Yalova,